ilk sayfasına ve manşetine bakacağız. Obradoviç ile ilgili daha detaylı konuşacağımızı hatırlatarak Mert Hakan Yandaş'la anlaşan Fenerbahçe Hırvat golcü Mario Mandzukic için de girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basını Katar ekibi El forma giyen 34 yaşındaki Mandzukic için Fenerbahçe ve Milan'ın yarıştığını yazdı demiş. Foto maç gazetesi. Yine alt tarafta Aslan Oğulcan, Trezege sinyali, Karaskal Kartal'a doğru haberleri de söz konusu. İç sayfalarda bu haberleri daha dikkatli bir şekilde inceleriz. Mancukiç haberini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşı ilerlemiş bir oyuncu belki. Katar Ligi'nde şu an top koşturuyor ama kalitesi de belli. Ama hep şunda Turgay Demir, hep altın çiziyorum. Yaşı artık 34 olan bir oyuncuya yatırım yapmaya gerek var mı? Ben hep bu soru <laughs> kafamda yankılanıyor. Şimdi ben 34'e çok takılmam. 34 bugün için çok yaş, büyük bir yaş değil. Hı hı. Yani bundan 25 sene önce 30 yaş büyük yaşlı futbolda. Ama Ortalama ömürler o kadar uzadı ki, dünya ortalaması uzadı. En gariban ülkedeki bir ortalama ömür uzadığı için futbolda da oyuncuların beslenme alışkanlıkları, diyet, diyet bilimi diyelim ya da neyse diyet ilmi, e, artı antrenman teknikleri o kadar gelişti ki 34 yaşında bir oyuncu, hatta 36 yaşındaki bir oyuncu, Emre Belezoğlu, Atiba gerçekleri önümüzde, e, kesinlikle en az bir sene, en az bir sene yüksek performansla oynayabilir ki Manzuki çok büyük bir önemli, önemli bir yıldız yani. Çok. Önemli bir yıldız. Dolayısıyla ben onun yaşına bakmam ya. Yani. Manzukic gibi bir adam getirecekseniz yaşı mühim değil mi diyorsun? Değil. Yani bakmamak lazım. Hatta ben bu yabancı kuralı çıkarken yine böyle bir şey konuşuldu. Hani 34 yaş üzeri gelmesin. Orada bile dedim sistem koymak lazım. Şu kadar milli olmuşsa, şu kadar gol atmışsa uluslararası yarışmalarda diye şartlar koymak lazım. Böyle bıçak gibi kesmemek lazım. E Ronaldo geldi şimdi almayacağız mı 36 yaşında diye? Messi geldi e 36'dan önce gelmez o adam. Yıllık ücretlerini karşılayamayız. Hayır, diyelim ki geldi. Diyelim ki geldiler. Almayacağız ya. mı 34'e takılıyor diye? O yüzden orada şey koymak lazım. Hı hı. Uluslararası şu kadar maç oynamışsa, şu kadar gol atmışsa, ne bileyim. Milli takımda şu kadar oynamışsa diye bir performans kriteri koyarsın. İstisnası bunlar dersin. 34 yaşında üzeri olabilir dersin. Olabilir. Yani Buradan yabancı kuralı atladım ama sevgili... Yabancı kuralı ile ilgili de gazete manşetleri var. Var mı? O zaman Bakarız. devam edelim. Ee, tamam, oradan şuradan bağlayacağız yabancı kuralına. Yusuf kuralına. Yusuf Yazıcı'nın Fanatik Gazetesi'ne e, çok güzel bir röportajı var. O röportajı ekranlara tamam. getirdiğimizde üstüne konuşuruz. Çünkü futbolcuların da bu konuyla ilgili e, düşünceleri çok önemli. Sadece yaş olayıyla alakalı belki bir şey söylemek istiyorum. E, Radamel Falcao çok büyük oyuncu mu? Bence büyük oyuncu. Tartışmasız. Robin Van Persie? Yani o da büyük oyuncu. Büyük oyuncu. Boateng onların seviyesinde değil, değil belki ama, ama, o da önemli büyük bir oyuncu. oyuncu. Ben son dönemde Türkiye'ye gelen yaşı ilerlemiş oyunculara baktığımızda ciddi performans kaybı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de artık 34'lük 33'lük adamlara transferde kulüplerimiz yönelmesin istiyorum. Orada ama bireysel olarak hepsinin özelliklerine bak. Şimdi Boateng. Boateng. Ya sağında diye bir solunda boyut varsa adam ne yapsın ya? Önünde de güven oynadı kaç maç. Katkısı var ama fiziksel olarak Turgay Demir bu adamlar artık fit değiller. Tamam. O güç o güçlü olduklarını hissettirmiyorlar. Falcao aynı mi? şekilde. Arkanda bir Belhan da var senin yüzüne bakmıyor. Hı hı. Sağında bir Fögül var seni aramıyor. Bu dursa atıyor. Şimdi sen Falcao'yu en zayıf takım kim şu anda ligin dibinde Kayseri Spor'a koy. Galatasaray'dakinden fazla gol atar. Yemin ederim fazla atar. Niye? Hoca sıcaktı ki arkadaş bu adam oynayın. Bu adam acıza cazı... Ya Gekas kaç yaşına geldi? Gekas Gol kadar çok attı gerçekten. Gol atarken çay içiyordu adam cezası aslında. Bir şartı vardı bana cezası alsa top verin. Şimdi Sakatlık problemleri çok olabiliyor. Adeleler belli bir yaşı geçtiğinden sonra zayıflıyor ama eskisi gibi. Ama o oldu. şartlara gelmeden bize gelmiyorlar ki. Gelmesinler o zaman. E tamam o da bir bakış ona saygı duyarım. Evet. Benim dediğim şu Falcao'da Boateng'de hatta Van Persie bile ki Van Persie yani bu sınıfa bence girmez ama onu bile şöyle değerlendirelim. Hangi takıma geldiler? Geldikleri takım onlara ne kadar destek verdi? O fan persi mükemmel bir Fenerbahçe'ye geldi kağıt üstünde. Ne kadar destek verdi? Çünkü adam sevilen bir oyuncu değildi. Bak Fenerbahçe'de bir dönem acayip bir şey yaşanıyor. Takım içi kaos yaşanıyor. İsim vermeyeceğim. Bir futbolcu hı hı. o dönemin futbolcusuna bir yerde konferanstayız üniversitede. Ya dedim o dönem ne oluyordu size dedim. Ne dedi biliyor musun? Bir örnek vereyim dedi. Ceyhun dedi. Orta sahada oynuyor. Evet. Ortega dedi önünde oynuyor. Ceyhun dedi Arjantin manyağıdır. de diyor maç yaparken bir Ortega'yı kadroya almaz. Böyle bir nefretten takım çıkar mı? Çok zor. Onu söylüyorum. Bizde bir yabancı hikaye anlatmayın. Bizim futbolcularımıza bir yabancı ön yargısı var. O benden niye çok alıyor? Ulan o Falcao. O Falcao. Sen umutla nayırsın? Sen güvensin ya da sen atıyorum hatta Cenk Tosun'sun yani Eskişehir'deki. O adamın geride bıraktığı beklantı o da doğar doğamaz ona da kalkıp 50 milyon euro vermediler. O parayı almak için belli bir zaman geçirdi. Zaman belli geçirdi. Bir performans yaşadı, harcadı. Performans verdi. Gecesini gündüzüne kattı adam çalıştı aldı. Hı. O Falcao öyle oldu. Ronaldo öyle oldu. Messi öyle oldu. Maradona öyle oldu. Sen şimdi diyorsun ki birden birdenbire silahın gümüşsün diyelim. E Falcao'ya 5 bana 3. Herhalde öyle olacak. Sen domatesle atıyorum pirzolaya domates hani parayı mı veriyorsun? Biri pirzola biri domates. Domatesin bir fiyatı var pirzolanın bir fiyatı var. Bunu kabulleneceksin. Ama bizim kulübümüze kabullenmiyor. Yabancı da kabullenmiyor. Real Madrid'de asla itiraz edemeyeceği bir konuyu adam. Türkiye'ye gelince ona niye fazla prim veriliyor? Diyebiliyor yabancı diyor. Niye kulüplerimiz bunu geçirirken önüne kırmızı allar söylüyor bir. Taraftar adamın adını bilmiyor. Havaalanında omuzları alıyor. Havaalanında omuzları alıyor. Yani ne bu kadar şımartıyorsun? Adam bir kulübe gelmiş. Adam kendisini kulübün üstünde görüyor. Dakika bir gol bir. Ondan sonra seni tanır mı ya? Antrenmanda lay lay yapar. Hocayı tanımaz. Arkamda seyirci vardı. Kuarizmayı bu kadar şımartanlar hatalıdır. En başta. Evet. O yüzden ben o olaylara hep böyle detaylı bakmak isterim. Yani. Havaalanında adam karşılama olayına da artık bir nokta koymuş yani. olalım ya. Evet. öyle. 2020 Foto Maç gazetesine 10. sayfaya bakacağız sevgili seyirciler. Olcan Çağlayan'la ilgili Turgay Demir'in özellikle söylemek istediği şeyler var. Konuya çok hakim olduğunu düşünüyorum. Sarı Kırmızılı ekibin Olcan'ı bırakmaya niyeti yok başlığı yer alıyor. Galatasaraylı olacak ifadesini de altta büyük puntolarla görebiliyoruz. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal sözleşmesini uzatsa da Galatasaray yönetimi rahat. Karadeniz ekibinin opsiyon kullanma hakkının 31 Mayıs'ta sona erdiği ve Galatasaraylı hukukçuların federasyona bu konuda itirazı hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray'da Olcan Çağlayan'ın sözleşmesinin uzatıldığı açıklanmasına rağmen oyuncunun hala parçalı formayı giyeceğine dair bir inanç söz konusu. Bu inançta Galatasaray haklı çıkar mı? Mustafa Aşağı'da değil mi? Evet. İnci rica ediyorum yazar mısın? Oğulcan Galatasaray'da Turgay Demir diye. Turgay Demir 2.3 üstü Oğulcan Çağlayan bana Galatasaray'da. Bana burada anlatın. Nedenini söyleyeyim. Sözleşmesi 31'inde bitiyormuş, 32'sinde bitiyormuş, 5'inde bitiyormuş, 15'inde, 40'ında bitiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hı hı. İyi bildiğim konulardan biri bu. Bilgim eksik mi dün görüşmeler yaptım. Madde 1. Hem FIFA, hem UEFA, hem TFF. Tek taraflı uzatmalara sıcak bakmıyorlar. Bu çok net. Bu uzatmalara spor uzmanlarının koyduğu bir isim de var. Zorunlu opsiyon diyorlar. Evet. Yani adam gelmiş size Spor'a imza atacak. Dört yıl önceden bahsediyor çocuk. Heyecan duyuyor Süper Lig takımına gelmiş. Ne desen atar. Desen ki tek taraflı opsiyon 20 sene uzatacaksın hepsini atar. Bilmiyor ki sonrasında Galatasaray, Fener'e, Trabzon'a. O çocuk orada bir an önce bir üst lige çıkayım, üst takıma çıkayım, bir atılım yapayım diyor. Piyasaya çıkayım, vitrine çıkayım diye yapıyor. Böyle bakılıyor bu bir. Böyle bakılması şu demek mi? Rize Spor'un attırdığı imzanın hiçbir anlamı yok. Bak tarihten bağımsız bir şey söylüyor. O kadar da değil. Şöyle bir şey var. Rize Spor bu oyuncuyu alırken bir buçuk milyon dolar benim bildiğim bonservis demiş. Uyuşmazlık çözüm kurulu var. Birçoğunu da tanıyorum. Onların ben yöntemini söyleyeyim. Hı. Bakış açılarını söyleyeyim. Böyle olacaktır. Allah'a ömür verirse görürüz burada da konuşuruz. Onlar da diyorlar ki arkadaş tek taraf uzatma rızasız bir uzatmadır. Ben kalkıp buradan sana şu izni vermem. Ben sözleşmeyi uzattım. Galatasaray benden bu adamı istiyorsa 10 milyon euro verecek diyemezsin. 5 milyon euro verecek diyemezsin. Tamam mı? Ama ben de sana şunu demem. Bu uzatma tek taraflı ve rızasız olsa da bizim nazarımızda bedavada gidecek diyemem. Hı hı. Senin de bir maliyetin var alırken. Dolayısıyla çözüm kurun amacı ortak noktada sizi buluşturmaktır. Bu adamın aldığı bir buçuk milyon doları verin. Başka da bir şey istemeyin. Bunu da futbolcuya da söylerler. Bu iş böyle çözülür. İş en son zora girerse o bedava bedavada gider. FIFA'ya falan da giderse bu iş gitmez ama Uefa'ya giderse ama gitmez burada uyuşmaz çözüm kulu çözer muhtemelen Lise spor Galatasaray'da makul bir Hı. rakamda anlaşırlar yani Lise şunu yapamaz.